Vizyon 58 TV. Sivas'ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünün neden olduğu ölümler bitmek bilmiyor. Son olarak Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde ikamet eden 62 yaşındaki vatandaş, geçtiğimiz hafta vücuduna yapışan kene çıkarıldıktan sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gördün mü kafayı? Kuştur şey kafayı. Kene bakar. Ekizal köyünde kene vakası. Gördün mü kafayı? Kuştur şey kafayı. Kene vakası. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tamam. Thank you.
Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Tokat Sivas Karayolu Çamlıbel Beldesi kavşağında 58ACE846 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 61 yaşındaki Zöhre Topaç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Topaç hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Sivas Erzincan Karayolu Sivas istikametinde kaza meydana geldi. OT idaresindeki 34ELG426 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Tam markası da şu an belli değil. Araç kötü arttı. Fotoğrafları çektim, atıyorum. Kazada sürücüyle araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yan kemeye de bu kolay geçmiş. Sivas'ta kamu personeli seçme sınavına girecek olan adaylar hayallerine kavuşmak için dakikalarca yarıştı. Hocam, 2022 yılı lisans düzeyi KPSS genel yetenek genel kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Şu bölgeyi boşaltırsak memnun olurum yani. Kendi çocuklarımız için. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere giden adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınava girecek adaylar giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Başarılar. Saat 10'a yaklaştığındaysa adaylar zamanla yarıştı. Koşarak sınav salonuna gelen adaylar aramaları yapıldıktan sonra hemen içeri alındı. Saat 10 itibariyle ise 15 dakika kuralı sebebiyle kapılar kapatıldı. Arkadaşlar elinize sağlık.
Geçtiğimiz gün Sivas kent merkezi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde yoldan çıkan bir otomobil cadde üzerindeki çöp konteynerine çarptı. Savrulan konteyner bir ağacın devrilmesine neden oldu. Kazaya şahitlik eden market çalışanı devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaçarken elindeki hortumu bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yaşanan olayı değerlendirdi. Geçen gün burada çalışırken bir kaza sesi duyduk. Hemen kontrole gittik. Burada marketin önünde iki tane araç kaza yapmış. Birisi diğerine çarpınca savrulan araç da çöp konteynerine çarpmış. Baktığımız zaman görüntüleri izledik ertesinde marketin güvenlik kamerasından. Marketin önünü sulayan eleman da korkudan elindeki hortumu bırakmadan kaçmış. Ya ben şöyle diyeyim, içerideydim. Müşterim vardı. Müşterimle beraber sesi duyunca dışarı çıkmak zorunda kaldık. Tam gördüğümde de zaten olay bitmişti. Yani araç direkt araba ağaca vurmuştu. Diğer beyaz araba da yan tarafta duruyordu. Daha sonradan da videoya falan baktığımda diğer beşlerde çalışan manavdaki arkadaşımız, güvenlik arkadaşımız oralar falan temizliğini yapıyor, sulamasını yapıyordu. Fakat o anda hortumla beraber içeri kaçtığını gördüm. Yani bu kadar. Bir de videoyu en sondan gördüm zaten, izledim videoyu. Ama olay vahşet. Allah'tan ki çocuğa herhangi bir şekilde bir vurma olayı olmamış. Ama sonuç ne olduğunu bilmiyorum. Sonradan buradan trafik geldi ve aracı alıp götürdüler. Sivas'ın Akıncılar ilçesi kavun hasadına gün sayıyor. İlçeye özel yetiştirilen ve kendine has koku ve aroması olan Akıncılar kavunu özellikleriyle dikkat çekiyor. İç yapısının yumuşak olması, aroması ve tadıyla diğer kavunlardan farklı olan Akıncılar kavunu kilosuyla da adından söz ettiriyor. Tanesi yaklaşık 10 kiloya kadar gelen kavunda rekoltenin iyi olacağı düşünülüyor. İlçede yılda yaklaşık 16 bin ton kavun hasat edilirken bu kavunlar Sivas başta olmak üzere Giresun, Erzincan gibi illere gönderiliyor. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, ilçenin Sivas'ın Adana'sı olduğunu söyleyerek Akıncılar kavununun özelliklerinden bahsetti. Evet, toprağı bereketli,
insan hareketli kavun duyarı akıncılar. Burası Sivas'ın Adana'sı diyebiliriz. Burada mikro klima bir iklim etkisi var. Dört tarafı dağlarla çevrili. Dağlarla çevrili olmasının sebebi de 1 metre yüksekliğinin olması. Bundan dolayı da kavuna aroma, büyüklüğü ve temiz sudan gelen o olaydan dolayı tatlı bir aroma vermektedir. Buradaki kavunlar yetiştiği zaman içi dokusu yumuşak, tatlı, eliniz değdiği zaman birbirine yapışabilen bir kavun üretiyoruz biz burada. Çiftçilerimiz bu sene gayet bereketli, bol bir ürüne şey yaptı. Bu sene belki yetişmede gecikme olabilir. Şundan dolayı hava şartları biraz soğuk geçti. Gecikmede biraz süre yaşayabiliriz bundan dolayı da. İnşallah 27 Ağustos'ta bunun festivalini yapacağız, yarışmasını yapacağız. Çiftçilerimiz bol üretim yaptıklarından dolayı da bunları bir yarış halinde daha çok üreten bir sektörle inşallah bunları hayata geçireceğiz. Kilosunun 8-10 kilo olması, piyasa şartlarına dayanıklı olması, İçinin dokusunun lokum gibi yumuşak olması ve damak zevkinin yüksek olması, aromasının yüksek olması. Bundan dolayı da Akıncılar kavunu bu çevrede bir marka oldu. Bu da tabii ki İç Anadolu'da böyle bir Allah vergisi olan üretimli, verimli topraklardan kaynaklanan güzel bir aromaya sahip. Biz 6 yıl önce başvurumuzu yaptık. Daha önceden siyah bir kavun, arkası damgalı bir kavun olmak üzere onu yaptık. Yalnız kavun siyah olmasından dolayı, yaprakların küçük olmasından dolayı korumadı. İkinci kez bizim tekrar başka bir kavunumuz var. Sırmalı, yüzü pembe, 10 kilogram ağırlığında gelen, gayet piyasa şartlarına da uygun giden bir kavun şu anda ıslahını yapıyoruz. Antalya'da bir firmayla çalışıyoruz. İnşallah o da 5-6 yıllık süre içerisinde ata tohumunun korunması babında onu koruduktan sonra hayata geçirip çiftçilerimizin burada devamlı üretebileceği bir tohum haline getireceğiz. O da çiftçilerimize hayırlı olsun. 5 yıl sonra inşallah coğrafi işaretinde ve patentini de alacağız o konuda. Bu kavunun korunması gerekiyor çünkü türlü türlü çeşit çeşit kavunlar ekiliyor. Birbirlerini tohumlamadan dolayı, tozaklarından tohumlamadan dolayı cins değişikliğine uğrayabiliyor. Ondan dolayı da bunu koruma altına aldıktan sonra çiftçilerimiz tek tip ürün üreterek piyasa şartlarında iyi gelen, ağırlığı da yüksek olan, kazançları da yüksek olabilecek bir kavun üretmeyi düşünüyoruz. Aşağı yukarı burada 12.000-16.000 ton arasında kavun üretiliyor. Bu Giresun'un Şebinkale ilçesi, Alucra ilçesi, Çamoluk ilçesi, Erzincan'ın Refah ilçesi, bizim Sivas'ın ilçelerinden Koylusar, Suşehri, İmranlı ve olmak üzere aşağı yukarı 7-8 ilçeye birlikte cevap verebilen bir kavun üretiyoruz. Bizim pazarımız genellikle buralar ve çiftçilerimiz üretecek. Ürettikten sonra da biz yöresel üretim gıda imalathanesi şu anda kuruyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan projemiz geçti. Oran Kalkınma Ajansı destekli. Şu anda 700 metrekare kapalı bir alanda ürünlerin katma değerli ürünler haline getirilerek işlenmesi ve pazarlanması. Pazarlama olayını da çözdük. Bundan sonra da çiftçilerimiz üretecek, biz işleyeceğiz ve satacağız. Onlar daha çok üretecek, daha çok kazanacak. Bölgemiz daha çok gelişecek. Ağustos ayının sonlarına doğru hasadı yapılacak Akıncılar kavunu için coğrafi işaret başvurusu da yapıldı. Yapraklarını çiğnemezsen kurumaz. Bunları da sürekli yer değiştirmek lazım ki sulandığı zaman çürümesinler. Aynı zamanda peşinde çekiyor değil mi? Evet başkan. Verim de güzel. Rantabul olmuş. Gayet de güzel gelişiyorlar. Klasik araç restorasyonu ustası Ömer Kurt, 1977-1978 modellerindeki Murat 131 araçlarını adeta yeni baştan tasarlıyor. Murat 131 model arabaların üst kısımlarını keserek kabriyo tarzı arabalara dönüştüren Ömer Kurt, arabaların döşeme, boya, kaportalarını da onardıktan sonra
trafikte herkesin ilgisini çekiyor. Böylece bakımına da bakmış oluyoruz. Kaçıyor. Ortalama bir arabaya 80 ila 100 bin TL gibi bir rakama yaptıklarını ifade eden Kurt, arabaların sadece Samsun değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından talep gördüğünü söyledi. Hayata küsmüş araçları hayata döndürüyoruz. Yani tamamen bitmiş, kaporta, boya, döşeme olayını komple sıfırdan yapıyoruz araçların. 131'leri gördüğünüz gibi kabriyoya çevirdik. Tek kapıya düşürdük bunları. Bunları güçlendirerek yapıyoruz. Yani hem trafikte tehlike saçmasın hem de güzel bir şekilde kullanalım diye araçları dizayn ettik. Özellikle üstü açık neden yapıyoruz? Hep hayalimizdi. Onu da gerçekleştirdik. Bunları düğünlerde, sünnetlerde kullanmak için de daha ideal oluyor. Kabriyo olması ve farklı oluyor en azından. Sadece Samsun değil, Samsun dışından diğer illerden de çok talep geliyor ve biz buradan gidiyoruz. Giresun, Sinop, Ordu, Trabzon, buralara da gidiyoruz düğünler için. Araç bize zaten çürük vaziyette geliyor. Biz bunun alt desteklemesini yapıyoruz. Döşemesini, kaportasını, boyasını yapıyoruz. Toplam fiyat olarak da 80-100 bin lira civarında bir para harcıyoruz arabanın haricinde. Aracı bu hale getirmek için. Ustalarımız güzel bir şekilde çalışıyor. Artık ezberledik zaten. Yani eskiden uzun sürerdi yaptığımız iş. Şimdi bir ay içinde bir aracın yapım aşaması bitiyor. Dışarıdan gelenler etrafında birkaç tur atıyor. İçine biniyor ve en çok hoşuma giden de şu, aracı bir yere park ettiğim zaman ben geldiğimde birileri içinde fotoğraf çekilmiş oluyor. İçine birileri biniyor. Yani kendi arabası gibi benimsemiş oluyor araçları. Zaten sadece Samsun değil, bütün illere buradan araç yapıp yolluyoruz Samsun'dan. Geçen ay Almanya'ya yaptık, bir tane restore ettik, araç gönderdik. Hedefimiz yurt dışından araç gelmekti. Biz bunu da başardık. Yurt dışından şimdi araç gelmeye başladı bize. Restore edip buradan komple tırla gönderiyoruz araçları çekiciyle. Başka illere de araç yapıyoruz. Sadece Samsun'a değil. Arabanın yapım süreci hakkında bilgi veren Ömer Kurt, hayata küsmüş araçları hayata döndürüyoruz. Artık ezberledik. Eskiden yaptığımız iş uzun sürerdi. Şimdi ise bir ay içinde bir aracın yapım aşaması bitiyor dedi. Arkadaşlar merhaba. Yine bir araç kesiyoruz ama bu sefer 131 kestik. Araç kapılarını birleştirdik. Tek kapıya çeviriyoruz aracı. Aracın desteklemesi yapıldı yine. Alttan komple şase yapıldı araca. Hem yandan hem alt taraftan şaseyi güçlendirdik. O vaziyette kestik aracı. Çünkü güçlendirilen araç gördüğünüz gibi kapılar rahat bir şekilde kapanıyor. Ve aracın üstüne alıyoruz şu anda. Senin söyleyeceğin bir şey var mı bize? Arkadaşlar aracı kestik. İlk defa 130'u kestik. Daha önce 124 kesmiştik. Umduğumuzdan daha sağlam oldu. Bir problem yok. Her zamanki bir sonuç mükemmel. Vizyon 58 Spor başlıyor. Türksel Süper Kupa final müsabakasında Sivasspor Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Şimdi her şeyden önce ben ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum. Müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezon başı olduğu için tabii ki istediğimiz şekilde
hazırlandık ama tabii ki eksik bir kadroya geldik. Çünkü bizim yapacağımız transferlerimiz var. Onları mutlaka yapmamız gerekiyor. Bugün de gösterdik. Kesinlikle yapılması gerekiyor bazı yerlere transferler. Yani genel baktığımızda maçın başında iyi oynadık. Kötü oynamadık. Çalımbay maça iyi başladıklarını belirterek baskıyla yapılan bir faul, hakemin oyunu durdurması ve korner sonrasında gol olması oyuncularda sıkıntı oluşturdu. İkinci yarıya atak başladık. Beklemediğimiz hatalı goller yedik dedi. Başladık ama maalesef çok hatalı goller yedik. Yani beklemediğimiz goller yedik ama dediğim gibi yani sezon başı bu. Her şey türlü şey olabilir. Trabzonspor takımı çok güzel şekilde de bir sürü oyuncular da aldılar. Kendilerine göre daha da kuvvetlendiler. Şimdi benim de söylemek istediğim, bundan önceki şeylerde de basın toplantısında da söyledim. Eğer hem Avrupa'ya hem ligi götüreceksek mutlaka kuvvetli bir takım kesinlikle yapmamız gerekiyor. Süper Kupayı kazanan Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü kutlayan deneyimli çalıştırıcı Çalımbay, bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık dedi. Hem futbolculara hem bizlere hepimize camia olarak bununla ilgiler çıkarıp bir an önce de işimize bakmamız gerekiyor. Hem lig maçlarımız hem de çok çok önemli olan Avrupa Kupası maçlarımız var, playoff maçlarımız var. Ona kadar da hem ihtiyacımız olan oyuncuları almamız hem de daha başka bir şekilde de şu maçta yaptığımız hataları yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum gerçekten. Tebrik ediyorum maçlarımız. Var mı sorumuz? Buyurun. Geçin ayrıca. Size transferler geç kaldı mı? Size burada konuşulduğunu geçin var. Şimdi aslında geç kaldık. Yani şu maça falan yetiştirebilseydik çok iyi olurdu ama yani bizim şimdi şöyle bir şansımız yok. Biz büyükler gibi, dört büyükler gibi Trabzon'a bir falan bir yere 3,5 milyon euro verip bir oyuncu alma şansımız yok. Trezeguet'i rahatlıkla alabiliyor konservisinde verip. Aynı anda alabiliyor, 2 günde alabiliyor. Bizim öyle bir şansımız yok. Biz mesela bir tane oyuncuyu bir ay bekledik. Ama yine daha sonra daha vazgeçtiler. Yani onun için öyle bir şansımız olmuyor. Yani bizim de bir an önce var, şimdi yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bayağı bir eksiklerimiz var. Onları bir an önce yaparsak hiçbir sorun olmaz. Bu maçta biraz önce de söylediğim gibi, onun için yerlerinde sezon maçı çok dikkat etmek lazım. Onun için bu da bize çok büyük bir ders oldu. Her türlü hem çalışarak hem de oyuncu, yeni oyuncu arkadaşlarımızı alarak güçlenerek yolumuza yardım etmek istiyoruz. Yani. Var mı başka sorumuz? İyi akşamlar. Sağ olun. Bir kere oyun olarak iyi bir oyun, planladığımız bir oyun oynadık. Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa finalinde Sivasspor'la Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Bordo Maviler sahadan 4-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'un iyi bir takım olduğuna değinerek, rakibin oyuncu grubu ve oyunu aynıydı. Bunun üzerinden çalışmalarımızı yaptık. Topa sahip olmak bizim için önemliydi. Duran toptan golü bulduk. İki bulduktan sonra oyun tamamen elimize geçti. Hak ettiğimiz bir Süper Kupa finalini kazandık. Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Senelerdir ligde harika işler yapıyorlar dedi. Temsil ediyorlar. Biz öncelikle ulaşılabilir hedefimiz Süper Kupa'yı almak. Sonrasında da önümüzdeki hafta itibariyle lige iyi bir başlangıç yapmak. Kısa vadede ulaşılabilir hedefler koymuştuk kendimize. 5 Ağustos Cuma günü başlayacak 2022-2023 sezonu hakkında görüşlerini aktaran Avcı, 2022-2023 sezonu bu hafta başlıyor. Herkesin samimi, dürüst, hakemlerin konuşulmadığı, sakatlığın az olduğu, saygının fazla olduğu bir lig olmasını diliyorum dedi. Bu lig öncesi, Şampiyonlar Ligi öncesi iyi bir enerji olacak diye düşünüyorum. Bunda en önemli ayaklardan bir tanesi taraftarımız. 21 aydır bana, ekibime, takıma inanılmaz derecede destek oluyorlar. Savunma yaptık, hücum yaptık ve
sonuna kadar o enerjileriyle, yüksek enerjileriyle buna destek oldular. Kulüpte birçok değişimi de gerçekleştirmek istediklerini aktaran Avcı, bu durumun organizasyon işi olduğunu söyleyerek önümüzdeki hafta lige başlayacağız. Yarından itibaren ona odaklanacağız diye konuştu. Sakatlığın az olduğu, saygının fazla olduğu, senaryoların olmadığı bir lig olmasını diliyorum. Herkese, bütün spor ailesine, futbol ailesine, sizlere de bu anlamda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bir kere bu bir organizasyon işi. Bu organizasyonu bana sağlayan Başkan Yönetim Kurulu Ertuğrul Bey'e öncelikle son derece teşekkür ediyorum. Bu Trabzonspor büyük bir kulüp, her zaman yarışmıştır. Biz biraz daha organize ettik. Çalışma ortamımız çok sağlıklı. Genetiğinde zaten var, Trabzonspor'un DNA'sında var yarışmak. Ben bu organizasyonu devamlı geliştirmeye çalışıyorum. Bugün şampiyon olduk diye yerimde durmuyorum. Kulüp ekibimle beraber kulübün içinde birçok değişimi de gerçekleştirmek istiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları playoff öncesi görüşlerini aktaran Avcı, ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalabilmek. Avrupa'da her takımın organizasyonu var, kolay maç yok. Trabzonspor'un da gücü var. Umarım uzun zaman sonra playoff'tan gelen takım oluruz. Trabzonspor ve marka değeri adına o sahnede olmak istiyoruz görüşlerine yer verdi. Umarım uzun zaman sonra playoff'tan giden takım oluruz. Ve Türk futbolu adına, Trabzonspor adına, ekonomi adına, marka değeri adına, futbolcunun PR açısından da, bizim açımızdan da o sahnede almak istiyoruz. Onun için bütün odak noktamız bu. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Euro, altın ve borsa. 58 ekonomi başlıyor.